Bugün sizlerle Sansevieria'yım. Yani bizdeki adları bir sürü var. Paşa kılıcı diyoruz, peygamber kılıcı diyoruz. Ama biz Sansevieria diyelim çağdaş adıyla. Bu bitki türünü hemen hemen 2 yıldır özellikle dikkat ederek bakıyorum ve gözlemliyorum. Sizler için araştırmasını da yaptım. Muhteşem bir ortam havasını temizleme özelliği var bu bitkinin. Zaten bu yüzden bu videoyu çekmek istedim. Özellikle kış aylarında o pencerelerin kapalı olduğu yatak odaları için çok uygundur. Çünkü o kaloriferin yanmasıyla havalandırmanın da az olmasından sebeple ortam havasız oluyor. Bu havasızlığı hakikaten giderdiğini ben 2 yıldır deneyimliyorum. Özellikle ciddi bir azalma olduğunu gördüm, gözlemledim. Üstelik öyle direkt güneş ışığı almasına falan da gerek yok. Yani sulamada da dikkate değer bir sulama istemiyor bu bitki. O yüzden herkesin evinde odalarına koyabileceği bir bitki. Bunun için de sizlere bir video hazırlamak istedim. Hem de araştırmalarımı da bu konu hakkında sizlere aktarmak istedim. Bunun bakımını, çoğaltımını da şimdi detaylarına da değineceğiz. Bu koyu yeşil yapraklarının üzerinde soluk yeşil renkte enlemesine beraber böyle bir bantlar oluyor. Bu bitkinin gözeneklerinin değişik bir yöntemle açılıp kapandığını araştırmalarımda gördüm. Stoma adı verilen bu gözeneklerde aynı zamanda gaz değişimi için kullanılıyor. Bu mikroskobik gözenekler suyun sıcak güneşten buharlaşma yoluyla kaçmasını önlemek için sadece geceleri açılır. Sonuç olarak depolanan oksijen gün boyunca sürekli gaz alışverişi yapan çoğu bitkinin aksine bu gözeneklerden geceleri salınım yapıyor. Hatta bu konuya güvenilir bir araştırmaya da destek vereyim. NASA'nın temiz hava çalışması raporunda da yer alıyor bu bitkinin üzerine bir çalışma var. NASA'nın çalışmalarında yer alan Epipremnum iron bitkisi, yani o salon sarmaşığı dediğimiz ya da patos sarmaşığı dediğimiz bitki var. Bir de Dracaena fragrans bitkisi var. Ya da biz buna yuka bitkisi de diyoruz. Bu araştırmalar arasında aynı özelliklere sahip bu bitkinin bazı toksinleri çıkararak havayı temizleyebildiğini yazıyor bu araştırmada. Şimdi paşa kılıcımızın da metabolizmasının oksijeni gün ışığında salınmasına rağmen geceleri de karbondioksiti emdiği araştırmalar arasında yer alıyor. Geceleri karbondioksit emilimi onları özellikle yatak odası bitkileri için uygun kılmaktadır. Paşa kılıcı gelenek olarak da Kore'de mesela genellikle iş veya diğer uğurlu etkinliklerin açılış törenleri sırasında hediye olarak veriliyor, sunuluyorlar. Barbados'ta halk arasında para bitkisi olarak da biliniyor. Ondan sonra ona sahip olan kişinin her zaman paraya sahip olacağı inanılıyor. 150 türe yakın çeşidi var. Bu türü yaklaşık 1 metreye kadar uzandığı gözlense de, ama tabii ki de öyle bizim evlerde bakacağımız 1 metre gibi bir boy almıyor. Hemen hemen 60-70 santimi gözlemlediğimizi görüyoruz. Yani ortalaması 60-70 diyebiliriz. Bu bitkiler 50 santim genişliğinde bir koloni oluşturabilirler. O yüzden dikkat etmek gerekir. Yani çoğalmaktan dolayı saksıya bile sığmayabilirler. O yüzden bol bol böyle ayırmak lazım. Şimdi onu da yapacağız. Bol bol bölünüp odalarınıza serpiştirin derim. Şimdi mesela böyle bir saksı tercih ettim. Bu saksının bir özelliği var. Şimdi mesela
Bu saksıda en altta şöyle bir yükselti var. Biriken su köklere çok fazla temas etmiyor. Toprağı çok fazla ıslak tutmuyor ama kökler istediğinde suyu çekebiliyorlar. Bu böyle yeni nesil saksılardan diyebiliriz. Normalde bizim geleneksel olan hangisidir? Altı delik olan, altında da böyle bir kasesi olan saksılarımız vardı. Bunlar da hakeza güzeller. Bu sefer böyle bir kap kullanacağım. Bu kabı da büyük ihtimal banyoda kullanacağım. Şimdi bu saksımızdaki iki tane bir kısım var. Biri şu, diğeri de bu. Bu kendiliğinden kökten çıktı. Bu küçücük böyle bir kökten çıkan bir yavru. Bir tane de daldırma yöntemiyle, yani toprağa altını kesip sapladığım vardı. Bu da tuttu, bu da büyüdü. Artık bunu da ayırabilirim. Eminim ki bunun dibinde de kök var. Hatta şimdi sizinle beraber yavaş yavaş bunu çıkararak bakalım. Baktığımız zaman kökler görünüyor. Şurada minik minik küçük kökler görünüyor. Bu bir. İkinci olarak da bu yavruyu alacağım. Bu yavruyu almak için biraz parmağımı sokup. Bu da kökten çıkmış. Böyle bir kökü var. Bunu bu kökler zarar vermeden buradan kırdım. Paşa kılıcımızın tohum yaprak kesme ve bölme ile çoğaltılabilir. Tohumlar nadiren kullanılır. Çünkü bitkiler normal kesimlerden veya bölümlerden çok daha hızlı yetiştiriliyor ve çiçek açma tohum olmasına da kalmıyor bile. Aşırı sulamadan mutlaka kaçının. Ölürse fazla sulamadan ölür. Öyle saçaklı bir kökü yoktur. Böyle bitkilerde fazla sulamadan her zaman kaçınmalıyız. Güneş doğrudan görmezse daha iyi olur. Her yerde farklı farklı yazılar var, anlatanlar da var. Ama benim deneyimlerime göre perde arkası, yani az ışık süzülen yerlerde çok daha iyi durabilirler. Ki gölgede bile yaşarlar. Evinizin işte çok az ışık alan koridorlarında da uygundurlar. Bence oralarda değerlendirilebilir. Toprağı iyi direne edilmiş toprak gereklidir. Hazır bahçe toprakları alabilirsiniz. Sonra onları daha mineral olarak değerlendirirsiniz. Ekstra takviyeler yaparsınız. Bölme işine gelince. Bunu deneme amaçlı yapacağım. Çünkü zaten görüntü olarak bu kurudu. Bunu bakalım daldırdığımda olacak mı? Bunu daldırmıştım. Bunu daldırdığımda bu tutmuştu. Az önce gördüğünüz köklerini de gördünüz. Bu gayet başarılıydı. Umarım bu da başarılı olur. Ama bunu ben yaparken Ekim ayında yapmıştım. Ekim'den bu yana bu kadar kök saldı. Bakalım bunu da Mayıs ayında yapacağım. Tutacak mı? Biraz daha köke yakın olabilir. Çünkü su dibinde birikecek. Şimdi sularını da koyalım. E,
Evet, sansevieria bitkisi de böyle. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer beğenip paylaşırsanız çok teşekkür ederim. Kendinize bakın. Sağlıkla kalın.